Bu haftanın konuğu Mesut Özil. Henüz resmi bir açıklama yok ama iddialar bir o kadar kuvvetli. Fenerbahçe ile Mesut Özil'in 3,5 yıllık anlaşma sağladığı belirtiliyor. Şimdi işte geldim amcamgilin yanına, yeğenlerim yanına, toprağım yanına tabii. Mesut'un hikayesini biz sizlere şöyle bir anlatalım. Çok mutluyum burada olduğum için. Mesut'un iki dedesi de Zonguldak'ta maden ocaklarında çalışıyordu ve takvimler 1960'ları gösterdiğinde Almanya'ya göç ettiler. Baktılar ki bu iş böyle olmayacak, eşlerini de yanlarına aldılar ve iki dedesinin çocukları Mustafa ve Gülizar da görücü usulüyle evlendirildi. İşte Mesut Özil de Mustafa ve Gülizar çiftinin biricik oğlu. 15 Ekim 1988 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi Mesut Özil ve tam 4 yaşından beri futbolun içinde. Abisi Mutlu Özil onun peşinden ayrılmadı ve futbolculuk kariyerini onunla birlikte şekillendirdi. Adeta geleceğine yön verdi. İki tane de kız kardeşi var, Neşe ve Duygu. Hele ki Neşe ile çekilmiş bir fotoğrafı var, benzerlikleriyle dünya basınında adını duyurdu bu ikili. O zorlu yıllarda Özil çiftinin çocuklarına verdiği isimler aslında özlem duydukları şeyleri simgeliyordu. Mutlu, Mesut, Neşe ve Duygu. Şu an onun için öyle ciddi rakamları konuşuyoruz ki aslında Mesut Özil'in hayatında anaokuluna dahi gidemediği, harçlık alamadığı, ikinci el kıyafetler giydiği, hatta ayakkabılarını yırtılan yerleri yamayarak kullandığı bir dönem vardı. Bir dönemde ise abisi Mutlu Özil'le gazete dağıtıcılığı bile yapmıştı. O bahsettiğimiz dönemde 9 göçmen ailenin bir apartmanda yaşadığını düşünün. İşte Mesut Özil ve ailesi hayatını orada devam ettirmeye çalışıyordu. Yani hiçbir şey kolay değildi. Abisi Mutlu Özil'den bahsettik ya, ayrılmaz ikilinin en büyük zevki de Almanya'da maymun kafesi olarak adlandırılan yerde sabahtan akşama kadar futbol oynamaktı. Aslında sadece abisiyle değil, kendisinden 4-5 yaş büyük çocuklarla, kuzenleriyle, onların arkadaşlarıyla da tüm kozlarını maymun kafesinde paylaşıyordu Mesut Özil. Burada öğrendiği en önemli şey korkusuz olmaktı. Kiminle oynarsa oynasın yanında küçücük kalıyordu. İkili mücadeleler onun için bir hayli sert geçiyordu. İşte Mesut Özil maymun kafesinde kendisinden büyük rakipleri nasıl ekarte edebileceğini öğrenmişti. Buradan da şunu anlıyoruz ki Mesut Özil tekniğini maymun kafesi olarak adlandırılan mahalle arasındaki tellerle çevrilmiş toprak sahalarda geliştirilmişti. Mesut Özil'in hayatında bir dikkat çeken nokta daha var ki o da şuydu. Mesut Özil futbol hayatına Westfalia Gelsenkirchen altyapısında başlamıştı ve oradan da Rot-Weiss Essen'e geçmişti. İşte o takım değiştirdiği dönemde Mesut Özil bütün çocukları toplayan servis aracına yanlış ev numarasını veriyordu. Futbolun Büyüsü kitabında okumuştum. Konuyla ilgili Mesut Özil şöyle diyordu. Diğer çocukların evleri çok güzel, bense evimi çok kötü buluyordum ve serviste yanlış ev numarası veriyordum. Kendi evimden birkaç metre ötede olan bir evin önünde servis bekliyordum. En azından o evin camları kırık değil. Annesi Gülizar Hanım çok fedakar bir kadındı. Bir okulda temizliğe giderdi ve günde tam iki vardiya çalışırdı. İşte Mesut Özil de kendisi için, çocukları için saçını süpürge eden annesini gördükçe hırslandı, çalıştı ve bu noktalara geldi. Mesut Özil antrenmanlardan eve geldiğinde evde bulabildiği tek şey masanın üzerine konmuş bir öğle yemeğiydi. Kendisine kapıyı açan, onu karşılayan, ona ilgisini hissettiren bir annesi ne yazık ki çalıştığından dolayı yoktu ve tüm sorumluluk Mesut Özil'in omuzları üzerindeydi. Babası da hep iş değiştirdi. Deri fabrikasında çalıştı, kahve ve büfe işletti, bilardo salonu açtı. En sonunda Opel'e işçi olarak girmişti. Böyle bir ortamda büyüyorsunuz, tek gayeniz ne olurdu diye sorsam tabii ki ailenizi mutlu etmek olurdu. Mesut Özil için de aynı şey geçerliydi. 4 yaşına kadar sadece Türkçe konuştu, Almanca ile eğitim hayatında tanıştı ama evin içerisinde de bir yandan Türkçe konuşmaya devam ediyordu Mesut Özil. Hayatında ilk hediyesini de 8 yaşında almıştı. O da bir futbol topuydu tabii Mesut Özil için. Daha güzel nasıl bir hediye olabilirdi ki? Neyse, buraları biraz fazla açtık biz futbol hayatına. Geri dönelim. Westfalia Gelsenkirchen takımında futbola başlayan Mesut bir yıl sonra Falke Gelsenkirchen takımında oynadı. Oynamasını oynadı ama o dönem istediği tek bir şey vardı ki o da Schalke'nin altyapısına dahil olmaktı ve tam 4 kez seçmelere katıldı. Attığı şutlar kalecilerin kulaklarını sıyırmasına sıyırdı ama
hiçbir zaman olumlu bir geri dönüş alamadı ve babasına "Baba, benden daha iyi oynamayan insanlar benden önce seçildiler bu seçmelere" diyordu. İşte Mesut Özil bu sözleri sarf ettiği Schalke'ye bir gün gidecekti. Mesut'un kariyerinin ilk başları sanki DVD oynatıcısının iki kat hızla çalıştırılmış hali gibiydi. Mesela Rot ve SSN takımının altyapısında oynamaya başladığında deplasmanda hiç yenemedikleri Schwarzwald'e karşı oynadılar ve 8-1 yendiler. O maçta atılan 8 golün tam 7 tanesini Mesut Özil kaydetmişti ancak bir hafta sonra yedek bırakıldı. Takıma para yardımı yapan Alman bir ailenin çocuğu Mesut'la aynı mevkide oynuyordu ve onun yedek kalması mümkün değildi. Rot ve SSN takımında onun için çok önemli bir isim daha vardı ki o da takımın efsanelerinden Wernicke. Kendisi Mesut'un futbol yeteneğine hayrandı ve Mesut 12 yaşındayken ilk futbol ayakkabısını Wernicke'den almıştı. Tabii Mesut altyapıda kendini gösteriyor, gollerini bir bir atıyor ama oraya ulaşım da çok kolay değildi. Evi 20 kilometre uzaktaydı ve Wernicke Mesut Özil'in daha kolay ulaşım sağlayabilmesi adına ona servis aracı ayarlamıştı. Mesut Özil, futbola yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Berga Okulu'nda derslerini alıyordu. Ve dersler de takımların idmanlarına göre düzenleniyordu. Ve ne hikmettense okulu Schalke Kulübü'nün epey yakınlarındaydı. Mesut'un hala aklı Schalke'deydi ve nihayet takvimler 2005 yılını gösterdiğinde Mesut Özil Schalke'ye transfer oldu. Yeni takımıyla U19 Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşmıştı. Mesut Özil işte bu şampiyonlukla hayatında ilk kez Disco ile tanışmış oldu. Schalke'den sonra nereye transfer oldu peki? Werder Bremen. İşte o dönemde de hem Türkiye'den hem de Almanya'dan milli takım çağrısı aldı. Kendisi Almanya milli takımını tercih etmişti o dönem ve Türk pasaportunu iade etmek için konsolosluğa gittiğinde de gurursuz gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Peki seçti de sonrasında neler oldu? 2010 yılında dünya üçüncülüğü, 2014'te de Dünya Kupası'nı kaldıran Mesut Özil, takımının 2018 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı nedeniyle epey bir ırkçı söyleme maruz kalmıştı ve artık bu söylemlere dayanamayan Mesut Özil milli takımı bıraktığını açıklamıştı. O döneme dair ilgi çekici bir detay daha var ki o da şu, o dönem adı Manchester United'la anılıyordu. Yine o dönemin teknik direktörü Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson Mesut Özil hakkında flash bir itirafta bulunmuştu. Wayne Rooney 2010 yılında Mesut'un Werder Bremen'de oynarken onu Manchester United'a transfer etmeleri konusunda Alex Ferguson'a bir tavsiyede bulunmuştu ve Ferguson ona şu cevabı vermişti. Kiminle ilgileneceğimiz konusu senin işin değil. Alex Ferguson'ın da bu itirafından sonra takvimler 2010 yılını gösterdiğinde Mesut Özil, Werder Bremen'den La Liga devlerinden birisi olan Real Madrid'e transfer oldu. Bu transferde Mesut'un 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans çok etkili olmuştu. Real Madrid'de adeta fark yaratmıştı ve Real Madrid Mesut oldu şeklinde haber başlıklarını da beraberinde getirmişti. Real Madrid'den sonraki durağını da hepimiz biliyoruz. İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal. 2013 yılında bu transferde ciddi payı olan o dönemin Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger, Mesut Özil'in son dönemlerde Arsenal'da şans bulamamasıyla alakalı şu sözleri kaydetmişti. O bir sanatçı, dolayısıyla onun gibi insanların karakterlere hassas oluyor. Etraftan destek gördüğü sürece elinden gelenin en iyisini ortaya koyabilir. Dünyanın her yerinde yoksul ailelere, çocuklara yardım eden, elinden gelen bir şey varsa ardına koymayan bir isim Mesut Özil. Bu videoyu çektiğimizde transfer açıklanmamıştı. Yayınladığımızda açıklanırsa transferle ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Açıklanmamış olursa ihtimalle ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Mesut Özil'i sosyal medya köşemize almadan önce hemen şunu belirtelim. Geçtiğimiz hafta Ali Akman videosunu yayınlamıştık ve en sonunda şunu söylemiştim ben. Haftaya yine Bursaspor'un Türk futboluna armağan ettiği bir genci ele alacağız. Ancak bu haftalık Mesut Özil yayında olacak. Haftaya o gencin hikayesini sizlerle buluşturacağız. Şimdi sosyal medya köşemize geçelim. Abi kedilerimiz bile açtı ellerini senin gelmen için dua ediyor. İnsanoğlunu geçtik hayvanlar bile yolunu gözlüyor. Çık gel artık be abi demiş bir futbol sever. Mesut Özil inşallah faydalı olur.
parantez içinde eğer gelirse. Ama zannetmiyorum, kenarda da tutamayacaksın. Olan pelkası olacak demiş bir futbol sever. Ben Mesut Özil'i alırsak mali açıdan zarar edeceğimizi düşünmüyorum. Birincisi öyle uçuk rakamlar verilmez. İkincisi Mesut Özil gelirse forma satışları tavana vurur, zarar değil kâr elde ederiz demiş. Sizce Mesut Özil gelirse, sezon sonu şampiyon olursak ve Puma ile anlaşma sağlanırsa kaç adet yeni sezon forması satarız? Ben 1 milyon diyorum demiş. Mesut Özil'i biraz daha açıklamamaya devam edersen kalpten gideceğiz. Fenerbahçe etiketlenmiş bu tweette de. Evet, Mesut Özil hakkındaki görüşlerinizi aşağıda bekliyor olacağız. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.